İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. 100 yıl önce bugün General Antranik evlendi. Arsak'ın Mohrata köyünde asfaltlava ve içme suyu şebekesinin inşaatı gerçekleştiriliyor. Rusya Federasyonu Denetleme Kurumu Başkanı Alexey Kudrin, Ermenilere karşı işlenen soykırım olan Armenosit anıtını ziyaret etti. Savaş sırasında Şuşi Halı Müzesi'nden tahliye edilen avlar Tarih Müzesi'ne nakledilecek. Van Gölü'nün şekli kısmen değişti. Tiflis'te Ermeni-Gürcü milletlerinin dostluğuna adanmış bir haçkar kutsandı. Urfa'da demir çağından kalma gizli oda keşfedildi. Ermeni sporcular Azeri Türk sporcuları yenerek Avrupa şampiyonu oldular. 100 yıl önce bugün Paris'teki Surpovan Nesmegerdiç Ana Katedrali'nde büyük General Antranik Ozanyan'ın düğünü, daha sonra Fransa'da Ermeni Apostolik Kilisesi'nin ilk lideri olacak olan Der Vramşabu Kiparyan'ın kutsamasıyla gerçekleşti. Arsak'ın Mardagert bölgesi Mohrata köyünde asfaltlava ve içme suyu şebekesinin inşaatı devam ediyor. Proje, Arsak Cumhuriyeti Devlet Bütçesi'nden sağlanan fonlarla uygulanmakta olup yüklenici karavan adlı bir firmadır. Şu anda yolun tüm kesimlerindeki toprak işlemi tamamlandı. Hava koşullarına bağlı olarak içinde bulunulan ayın sonuna kadar tamamlanması gereken aktif asfaltlama çalışmaları yapılıyor. İkinci etapta köyler arası yolun asfaltlanması planlanıyor. Süreç, Mohrata'da içme suyu şebekesinin inşasına, yeni su hatlarının döşenmesine bağlı. İnşaat çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama çalışmaları devam edecek. Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosit Müze Enstitüsü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çalışma ziyareti için Ermenistan Cumhuriyeti'ne gelen Rusya Federasyonu Denetim Kurumu Başkanı Alexey Kudrin başkanlığındaki heyet, Ermenistan Cumhuriyeti Denetim Kurumu Başkanı Atom Cancuğazyan eşliğinde 14 Mayıs'ta Ermenilere karşı işlenen soykırım olan Armenosit anıtını ziyaret etti. Armenosit Müze Enstitüsü Müdürü Harut Yumutafyan misafirleri karşıladı ve anıtın yapım öyküsünü anlattı. Ayrıca konuklara geçen yüzyılın sonunda Arsak'taki Ermeni nüfusun etnik temizliği sırasında ölen Ermenilerin anısına ithaf edilen Zdernagabert'te yerleştirilen 3 haçkar anıtın hikayesini de sundu. Rusya'dan gelen heyet üyeleri ebedi ateşe çiçek bıraktı ve soykırımın masum kurbanları anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Ziyaretin sonunda Alexey Kudrin hafıza parkına bir gümüş çam ağacı dikti. Yerevan Tarih Müzesi'nin ikinci katında 44 günlük savaş sırasında Şuşi Halı Müzesi'nden tahliye edilen ve Ermenistan Cumhuriyeti'ne nakledilen halılar için 450 metrekarelik bir salon sağlanacak. Arsak Eski Eğitim ve Bilim Bakanı Rusine Garahanyan, aylar önce Arsak'ta halı için uygun bir yer aradıklarını ve sorunun yakında çözüleceğini söyledi. Ancak Şuşi Halı Müzesi'nin kurucusu Vartan Asadıryan'a göre, Arsak hükümeti yapıcı olmayan bir yaklaşım sergilemiştir. Son yıllarda azalan yağışlar ve buharlaşma nedeniyle Batı Ermenistan'daki Van Gölü'nün seviyesi gözle görülür ölçüde çekildi. Uzmanlar göldeki çekilmenin uzun yıllarda meydana geldiğini, 50 sene önce göl kıyısındaki sulak alanların bugün karaya çıktığını ve Van Gölü'nün haritasının kısmen değiştiğini belirtip, bu yıl bölge iyi yağış aldı. Bu sevindirici fakat Van Gölü'ne su seviyesinin yükselmesine gözle görülür katkısı yok dendi. 1970'li yıllarda haritada su olarak görülen yerler bugün tamamen bir kara parçasına dönüşmüş durumda. Geçmişteki ve şimdiki uydu görüntülerini karşılaştırdığımız zaman Van Gölü'nün özellikle kenar kesimindeki su altındaki alanların karaya çıktığını görüyoruz. Bu da Van Gölü'nün şeklinin kısmen değiştiğini işaret ediyor. Tiflis'in Surpeçmiyazin Kilisesi'nde Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi Piskoposluğu'nun papazı tarafından Ermeni-Gürcü milletlerinin asırlık dostluğunu ölümsüzleştiren haçkar anıtının kutsama töreni 15 Mayıs'ta gerçekleştirildi.
Bu durum, Gürcistan'daki Ermeni Apostolik Kilisesi Piskoposluğu'nun sosyal medya hesabı Facebook sayfasında bildirildi ve Haçkar'ın Tiflis'te yaşayan Ermeni Mkhitaryan ailesi tarafından Ermeni Kilisesi'nin avlusuna dikildiği ifade edildi. Batı Ermenistan'ın Urfa ilinin Başbük ilçesinde demir çağından kalma bir yeraltı yapısı keşfedildi. Vatandaşlar bu odanın en kısa zamanda ziyaretçilere açılmasını talep ediyor. Milattan önce ilk 1000 yıllık dönemde kullanıldığı düşünülen komplekste asır üslubünde tanrı tasvirleri içeren bir duvar resmi tespit edildi. Resimde tasvir edilen 8 tanrıdan 4'ü tanımlanamadı. Diğer tanrılarsa Aramice yazılarla açıklanmıştı. Bükreş'teki Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Ermenistan Cumhuriyeti'ni temsil eden Aşot Adamyan altın madalya kazandı. Ermeni sporcu 65 kilo kategorisinde Azerbaycanlı İsmail Mustafayev'i mağlup ederek 8. kez Avrupa şampiyonu oldu. 60 kilo kategorisindeki zafer tekrar Ermeni takımına aitti. 17 yaşındaki Arman Mırteyan bu kez yetişkin turnuvasında yarışarak 3. kez Avrupa şampiyonu oldu ve 3. altın madalyayı kazandı. Mırteyan finalde Türkiye'yi temsil eden Orhan Uygun'u mağlup etti. 27 ülkeden sporcuların katıldığı Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nın 7 Mayıs'ta başladığını hatırlatalım. Batı Ermenistan, Ermeni sporcuları tebrik eder, onlara yeni zaferler diler. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Slava Yegyazaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Hanteri Lala Yarıs adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Western Armenia TV'de izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.